28 Kasım 4 Ekim haftalık tarotlarımız, yani benim tarotlarıma hoş geldiniz güzel takipçilerim diyorum. Ve abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz sevgili koçlar. İş konularımızla ilgili hataya açık olacağınız ve kendi içinizdeki karmaşık olaylar sizin işte yanlış yapmalarına sebep olacak. Mümkün olduğu kadar iş yerimizde G ve K ve R harfli bir insanın iyiliğini göreceksiniz. O yüzden hata yapsanız bile bu kişi tarafından iyilik alacaksınız ama dikkatli olun. Yeni bir iş beklentiniz varsa hava burcu bir insanın ve isminde E ve A harfli olan bir insanın size iş konusunda çok hayırlı bir kapı açacağına da güzel aydınlanmanıza yardımcı olacak. Mahkeme ve konularınızla ilgili B ve İ harfi varsa bu konularda kazançlı ve keyifli olacaksınız ama çok böyle her şey çok isteyen bir tarafsınız. Yani hakta bölüşülürken hepsi benim olsun isteyen bir tarafınız var. Bunu değiştirirseniz sevinirim. İlişki konusunda özellikle karı koca olan çiftlerde ev tartışmaları yoğun olacak. Özellikle de eltiler arasında rakip oluşumu. Yani sizin kayınvalideniz sizi geri tutuyordur, onları ön plana attığı için sanki ev kavgaları bu yüzden çıkıyor ve taşınmak istediğiniz gözüküyor. Yeriniz doğru, taşınmanıza gerek yok. Yeni anahtar için kirada olan sevgili takipçilerim, özellikle S ve İ ve M harfi varsa yeni bir ev alışımız olacak ve bu oluşum artık şu an kiradan kurtulma, üstümüzdeki yüklerden kurtulmayı temsil ediyor. Yalnız çocuklarımızda A ve R ve L harfi varsa, özellikle kız çocuğunuz varsa agresif ve sinirli olabilir ve yorabilir ve onun aşk enerjisi biraz havai bir ruha sahip olabilir. Onu desteklememiz lazım. Sevgili gençler, isminizde F ve A ve T varsa bilgelik ruhunuzdan eğitiminize karşı daha dikkatli olmanız lazım. Başkalarının aklıyla hareket ediyorsunuz. Mümkün olduğu kadar etmeyin. Bu ara aşk olanlarda A ve K harfi varsa güzel aşkı en iyi şekilde boşluklarımızdan çıkacağız. Heyecanlı bir nokta. Yalnız evimiz 2 numara, 12 numaraysa bu evde göze gelmiş kötü enerji var. Bol bol dua okumanızı ve bu enerjilerinizden çıkmak. Çünkü her şeyiniz yarım kalıyor. Tam tamamlanmak isterken tekrar başa dönüyorsunuz. Bu evimizde ve kendi rızkımızı bol bol okuyacağız güzel takipçilerim. Sevgili boğalar, nasılsınız? Kalp yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kalbiniz kırılacak. Ve özellikle Ç, K ve M harfi olan bir iş konusunda hatalardan kaynaklı ve su burcu olan bir insan sizi fazlasıyla kıracak ve bu bizim yan alanımızda olabilir, yöneticimiz olabilir, kalbimiz fazlasıyla kırılacak. Farklı bir arayış niyeti olan sevgili boğalar için gereksiz düzeninizi soru işaretiyle yıkmaya gerek yok. Özellikle de şu an bulunduğunuz noktada K ve S ve O harfi varsa sizi her noktada aydınlar yetecek. Ama der ki bu sağlık kartımız. Kendi isminizde B, E, S varsa sağlığımızı ve çocuklarımızın sağlığına dikkat etmemiz lazım. Uzun soluklu sağlık problemleri uyarısı veriyor. Taşınma konusu olan ve özellikle eşinizin sülalesinden kaynaklı çıkartılma dedikodulara maruz kalmış olabilirsiniz. Evet, bu taşınmanız Aralık ortası itibariyle gerçekleşmiş olacak ve eşinizin ailesinde gözü renkli birileri varsa, özellikle kadınlar renkli gözlüyse sizi çekemiyorlar. Sizin bu ilişkiyi bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Der ki apartman girişi ve kapı üstünüzde ya da kapı içinizde kötü enerji, ölü toprağa atılmış gibi. Evde devamlı bir huzursuzluk ve tartışma var. Bunun için kendinize karınca duası ve Bakara suresi bol bol okuyun. Erkek çocuğu bekleyenler ve çocuk tedavisi görenler için hayırlıysa Aralık sonu itibariyle çocuk sevinciniz murada edecek. Karı koca aralarında sıkıntı, pürüz yaşayanlar, elimiz kolumuz bağlı bir türlü dengeyi bulamıyorsak bu hafta bu dengeyi bulma, hatta ve hatta iyi bir aracın aydınlanmasını yaşayacaksınız. Eşinizde Y ve A harfi varsa o deli. O sevgisini yansıtmıyor ama sizi çok seven, çok değer veren ve kökünde yabancılık olabilir, kökünde mezhep farkı olsa da, aileler uyumsuz olsa da siz birbirinizi seviyorsunuz. Birbirinize güzel kalple bakın vesaire. Kalbinizdeki kişi H harfiyle başlıyorsa ondan evlilik alacaksınız diyorum. Gençler için çektiğimde, sevgili gençler, kafanız 365 gün değişiyor. Bu değişen ruhunuzu eğitimlerinizle alakalı vermeniz lazım. Kalp yaranız geride kalması lazım.
Sevgili ikizler nasılsınız? İhanet, yalan, karmaşıklığı kendiniz yapacaksınız. Etrafınızdaki insanlara devamlı ihanet konuları yapıyorsunuz ama sizin bu aralar ruhunuzda bir ihanet, yalan, bazı karışıklıklar ortaya dökülecek ve kendi kendinize işinizi ve düzeninizi yıpratabilirsiniz. Özellikle de sizde G, U ve L harfi ve A harfi baskınsa hataya müsait ve saçma sapan para harcamalarınızdan kendinizi sıkıntıya düşürebilir ve zorluklar yaratabilirsiniz. Artık bu hatalarınızdan değişmeye ihtiyacınız var. Bu arada nişanlanmayı, sözlenmeyi düşünen A ve Y ve Ş harfi olan kişide hayırlı bir düzen, hayırlı bir kapı var. Ayrıldığınız kişide özellikle de M ile ya da N harfiyle başlıyorsa tekrar barışma var. Onların ailesini ikna etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu arada da eğitim konularınız ipleri böyle kenara durmuş. Bunların üzerine gitmeniz lazım. Evli çiftlerimizde barışma, özellikle toprak burcundan gelecek bir enerjiyle yuvamız ve düzenimiz tekrar kurtulacak. Köklenmek ve aydınlığa gireceğiz. Ailemizde ortaklı iş yapıyorsanız, karı koca isminizde Y, E, C harfi varsa kesinlikle bereketiniz hayırda ve aydınlık. Kayınvalidenizde A ve L ya da kayınpederinizde H ve A harfi varsa sizi çok seviyor. Size çok büyük bir destek yaparak kökünüzü güçlendirme, maddi destek alacağınız gözüküyor. Eğer aile apartmanıyla bağlantılı yan yana yaşıyorsanız mecburen aile apartmanı ya da kayınvalidenize, eltinize böyle belli bir süre birlikte yaşayabiliriz. Bu da size sinir krizleri yaratmasın, ekonomik olarak güçlenmenize sebep olacak. Yasal problem, yasal mahkeme ya da yaşadığınız kriz neyse bunlarla ilgili dikkatli olmadığınız ve bunların altyapısını düzeltmeniz gerektiğini uyarıyor. İçinizdeki sanatçı yönünüzü de hayata çıkartmanız lazım. Sevgili gençler, kendinizle ilgili devamlı her şeyi yapacağım deyip askıya tutuyorsunuz. Artık yaratıcılığınızı, artık sanatınızı ön plana bırakmanız lazım. Kalbinizdeki kişi de eğer U, Y ve E harfi varsa sizinle yazışacak ve barışacak. Bilgin olsunuz diyorum efendim. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler nasılsınız? Oo, bu ara erkeklerde İ, S ve P ve N harfi varsa iş yerinizde büyük tartışma, sizinle alakalı söylenecek olaylar, işinizde değişmesi gereken konularda ısrarcı tavırlar olabilir. Daha sabırlı ve ruhunuzu sakinleştirin. Üst düzeyinizde Ceyhun, Can, bu harflerde bir insanın hayrını alacaksınız ve işiniz zarar görmeyecek. Devletle alakalı beklediğiniz para, miras konularımızla alakalı noktada özellikle anne sülalenizden dayı, mesela B harfi olabilir, Bülent gibi, Bora gibi bu kişilerle aramızda çok ciddi annemizi sıkıntıya düşürecekler. Mümkün olduğu kadar yasal olarak çözün, yoksa anneniz hakları ziyan olacak diyorum. Kalbinizdeki kişiyle devamlı deli dana gibi kavga etmeleriniz aslında yukarıdaki Rabbimin size var ettiği bir enerjidir. Ama siz F harfi varsa isminizde ya da İ harfi varsa bu bizim kader çarkımız. Gereksizce kavga edip paranoyaklıklara ittiğiniz gözüküyor. Bu ara araç konusuyla ilgili dua edenler, ev konusuyla kalbini açanlar, Konut suresi okuyun. Evinizin anahtarı, bereketinizin anahtarı aydınlansın. Özellikle görümceler arasında yaşanacak büyük bir rakip dönemi var. Görümceniz sizi aşağı çekebilir, iftira atabilir, yalan söyleyebilir. Bu yüzden eşinizle aranızı açabilir. Görümcenizde de R ve E harfi varsa ona karşı dikkatli olun diyorum. Evli çiftlerde şu an güven evresi rahat olsa da dışarıdaki dedikodular biraz evliliğimizi sansasyona itebilir. Yalnız eşinizde aldatma şüpheniz varsa eşinizin kalbi sizi seviyor. Devamlı sen beni aldatıyorsun, yalan söylüyorsun havasınız var. Bence eşinizi başka bir insana kitlemeyin. Boşanmayı düşünenler için son 5 yıldır acı çekiyordunuz. Zaman sizin için dönüyor. Karar vermeniz gerektiğini uyarıyorum. Evet, özellikle çocuk ya da çocuklarınızla ilgili kaygı ve endişeniz varsa çocuğunuz da mesela D harfiyle başlıyorsa, L harfiyle başlıyorsa gelecek hayatı çok parlak, korkmanıza gerek yok diyorum. Sevgili aslanlar nasılsınız? Ben kalp at, yorum yap diyorum. Evet, işinizle ilgili tebrik ediyorum. Yöneticinizde E harfiyle ve K harfiyle ve R harfiyle başlıyorsa sizin iş yeriniz, alanınız
4 hafta içerisinde hazırlıklı olacak. Hatta o size sunulan haklar, verilmesi gereken konularda güven imzanız atılacak. Birikmiş priminiz, hakkınız, geçmişe dönük haklarınızla ilgili doğru başlangıç haftanız olacak. Kart der ki yalanlardan sıyrılın, gerçekleri görün. Kendinize ait verilmiş haklarınızı yalanlarla değil, gerçeklerle alacaksınız. Bu dönem ailede yasal, mahkemelik, ceza konularında ertelenmeler söz konusu olsa da çıkmasını beklediğiniz kişinin aydınlanma evresi, evliliğine, düzenine geri döneceği gözüküyor. Bu ara sevgili gençler, değişmeye, dönüşmeye, inançlarınızı toparlamaya çalışsanız da bazı bağımlılıklar sizin vücudunuza zarar veriyor. Kendinize gelin, bunlardan uzak durun diyorum. Evet, evli çiftlerimizde yine ihanet, ama ihanet aslında size olan, sizin soğuk davranmanız, karşı tarafa değer göstermemenizden kaynaklı yatak hayatımızda soğukluklarımız var. Tekrar doğurmanız gerekiyor. Lütfen ilişkinize sahip çıkın. Özellikle Ateş Burcu birinden çok güzel bir destek alarak ufak tefek seyahatlerimiz çok büyük bir başarı söz konusu olacak. Ailemizin size vereceği toprak ve yatırımlarda 5 kardeşseniz kardeşler arasında hani sükunet, anlaşma ve doğru dengeyi bulma evremiz olsa da siz yine içinizdeki fesatlığınız bitmeyecek. Orası benim daha çok aslında kardeşlerinizin sizin ekonomik durumunuz iyi olmadığı için size vermeyi düşünüyor. Kayınpederinizde sağlık problemi ya da kayınçonuzda sağlık problemleri, boşanma konuları biraz sizi yıpratabilir ama eşinize destek olmanız lazım. Bu arada söz ve nişan düşünen çiftlerimizle ilgili hemen bir kart çektiğimde ev ve ev konularıyla ilgili noktada tartışmalarımız yok. Birbirinize mantıklı sahip çıkın, ilişkinizi boşuna ziyan etmeyin. Bir de araç konusunda hemen çekiyorum. Kafanızda almak istiyorsunuz ama ekonomik olarak bazı dengeleriniz hazır olmadığı için korkularınız var diyorum. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Evet, bilimsel enerjiniz, ruhunuz ve kadınlarla yapacağımız birçok işte, özellikle kadın çevrenizde V, G, Y harfi ya da İ harfi varsa işinizle ilgili çok büyük bir başarı, konumunuzla ilgili yapacağı rahatlık kalbiniz ferah edecek, kendi alanınızda güvende, huzurda hissedeceksiniz. Eğer serbest bir alanda çalışıyorsanız ve ya da ortaklı evrede N ve İ ve Ş harfi varsa ortağımızla anlamsız kavgalar işimize zarar veriyor, iş düzenimizi oturtmamız gerekiyor. Devletle ilgili bir bağınız varsa ve yöneticinizde H harfi, F harfi ve C harfi varsa siz onu sevmiyor olabilirsiniz ama onun size hiçbir zararı yok. O sizin arkanızı destekleyecek, yer değişimi, konum değişiminizle ilgili çok güzel aydınlanma yaşatacak. Yalnız bu ara aşık olan ve özellikle de hava burcu birine aşk yaşıyorsanız ve sizin enerjinizde bir ateş varsa bu ilişki gerçekten huzur ve mutluluğu, hafif kaş ve göz belirginliği olacak ama böyle esmer güzeli ve hayatınıza girecek insan da buğday tenli, açık ela, açık kahverengi tonlarında, bu sizin kalbinize saplanacak bir aşk olarak uyarı verir. Bu ara duygusal olarak yarım olduğunuz ve tamamlanmadığınızı düşünüyorsanız bu hafta tamamlanmak için doğru bir enerji ama kendinize cin suresi, göze faz nazar suresi, peygamber efendimizin duasını okursanız üzerinizdeki kısmet bağlarınızın biteceğini gösteriyor. Evli çiftlerimizde hazine, miras hazinesi der. Evet, yasal ve doğacak bir sürü mallar var. Şu an fakir yaşıyoruz, inşallah o mallar gelirse rahat edeceğiz diyen güzel takipçilerim için hazineniz bollukta ve bereketli. Annenizin ve ablanızın sağlık problemi küçük bir operasyon olabilir ama sizin kafanızda deli gibi aşık olduğunuz insanla bu hafta çok tesadüf bir noktada karşı karşıyasınız. İkiniz de şok olacaksınız. Özellikle eltiler savaşı demeyelim, eltilerin birbiriyle savaşı bitmiş ve eşinizin çevresine daha birbirimize tutum içerisinde olacağız ve kimseye sır verip ser vermeyeceğiz. Çünkü burada büyük aydınlanma ve eşiniz uzun yola tır şoförü, kamyon şoförü ya da taksi şoförü ise o kendine taksi ya da tır almak istiyor. Bununla alakalı büyük kararları var. Sizin de eğitiminizle ilgili tamamlamanız gereken, kendinizi hep ertelediğiniz, yaparım yaparım deyip ertelediğiniz olaylara adım atın lütfen. Sevgili teraziler, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Hazine, para kaybınız. Eşiniz hani sayısı, hani garip garip oyunlar oynayıp maç iddia vesaire şey niyeti varsa zarar ediyor.
eşinizin parası nereye gidiyor soruyorsanız iddiaya, saçma sapan oyunlara, saçma sapan bağımlılıklara gidiyor. Bunun için tedavi görmesi lazım. Her geçen gün ekonomik olarak daralacağımız gözüküyor. Evet, iş konularınızla ilgili hatalı bir dönem değil. Seçimlerin ve kapıların açılmasını istediğiniz noktalarla ilgili hata yapmadığınız takdirde bu deli gibi yöneticiniz ya da çılgın yöneticinizin size sunacağı 7. bölüm var. Bu 7. bölümde haklarınızı alacaksınız. Devletle alakalı girmek ya da devletle ilgili kendinizde başvurularınız varsa ilk önce kaostasınız. Ama bu anahtarlar, bu kalp çok güzel, heyecanla iş kapınızın aydınlanmasını yaşayacak. Yani siz burada rahata ve aydınlığa ereceksiniz. Özellikle isminizde R, İ ve S ya da Z harfi varsa adalet kapınızın göz perdesi açılıyor ve artık o kapı sizin için hayırlı. Sevgili gençler, evet seyahatler, eğlenceler sizin ruhunuza iyi geliyor ama sanatçı ruhunuzu keşfederseniz tanınan bir enerji, kalbinizde de ateş burcunun birinin yarası var. Bundan kurtulmanız gerekiyor. Evli çiftlerimiz devamlı meditasyon halinde. Evdeki kavgayı, çocuklarla iletişimi oturtmaya çalışıyorsunuz ama uzun süredir binanız içerisindeki yaşanan sesli tartışmalar, komşular ve yabancı insanların artık bu binada oturmak istemediğinizin göstergesi. Doğru denge ve para evresine oturttuktan sonra 2 ay içerisinde krediyle ev alma düşünceniz var. Eşinizin beklediği primler ya da sizin beklediğiniz paralar aydınlığa girdiğinde güzel bir ev kapımız söz konusu olacak. Eşiniz bu ara dağınık olabilir. Trafiğe ya da gittiği noktalara dikkat etmesi lazım. Ufak tefek kazalar var. Bir de sevgili hanımlar, evinizde çamaşır makineniz, bulaşık makineniz su kaçırıyor olabilir. Evi su basabilir. Dikkatli olun. Bu arada hijyen takınız çok ön planda. Gereksiz her şeyi yıkamayı bırakın. Eviniz zarar görmesin. Sevgili akrepler, nasılsınız? Hemen çekiyorum sizin için. Bakıyorum. Oo, yeni işe başlayanlar, mutsuzum, burayı oturtamam diyorsanız bu kapı size çok güzel kapıların aydınlanması. Özellikle firmanızda B, Ş, N ya da M harfi varsa burada uzun soluklu kalacağınız gözüküyor. Şu an bulunduğunuz noktada memnun olmayan, parasıyla ilgili huzursuzluklu yaşayan, son 28 aydır nefes alamıyorum ve burası beni çok fazla yıpratıyor diyorsanız ve şirketinizde yöneticilerde S ve İ, I ve İ harfi ya da N harfi varsa işinizle ilgili beklenmedik doğum ve aydınlanma yaşayacaksınız. Korkmanıza gerek yok. 5 hafta içerisinde güzel değişimleriniz var. Evet, aşık oluyorsanız ve aşkınızın içinde O ve R ve T harfi varsa bence o kişi size yalan söylüyor. Onun hayatında başka biri var. Bu kalbe kapılıp zarar görmenizi istemiyorum. Dikkatli olun. Evli çiftlerimizin arasında mecbur gidilecek seyahatler ve eşinizin ailevi sorunlarından bıktınız. Yani ben ve çocuklarımla ilgilensin istiyorsunuz ama eşiniz çok dağınık bir adam olduğu için, bir türlü düzeni oturtamadığı için şüpheleriniz var. Ben yanlış evlilik yaptım, mutlu değilim diyen çiftlerimize aslında siz ruh ikizisiniz. Zıt karakterlersiniz. O yüzden anlaşamıyorsunuz. Belki bir ilişki terapisti bu ilişkiyi kurtarabilir. Evliliği muhteşem gittiğini düşünen çiftlerde de mesajlar, maillerde yaşanacak şoklar, evliliğimiz şöyle bir çalkalanabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Oğlunuz ya da erkek çocuklarınız varsa, çocuklarınız herhangi bir yabancı maddeye bağımlılığa doğru hareket ediyor. Acayip sinirli ve gergin. Bunları kontrol etmemiz lazım. Özellikle de salonda otururken kendinizi böyle huzursuz, devamlı kavgacı yönünüz varsa, salonunuzda böyle bir saçma bir enerji, bir misafirinizin enerjisi evinizde gözü kalmış. Buraya mutlaka sirkeli suyla, mutlaka tuzlu suyla evinizi bir silin. Özellikle cam kapılarınızı silin ki evdeki negatiflik meditasyona, yoksa kocamızla aramızda büyüyen bir kaos olacak. Kendi ailenizin sizden para istemesinden ve onları artık bakmaktan çok yorgunsunuz ve erkek kardeşiniz ya da kardeşinizin sorumsuzlukları sizi fazlasıyla üzüyor ve annenize destek olmak amaçlı kendi eşinizin size verdiği hakları biriktiremiyorsunuz. Siz paranızı biriktirin lütfen. Sevgili yaylar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Kalbinizde çok güzel bir aşkın, çok güzel bir heyecanın başlangıcı ama bu bir erkeğe ya da bir kadına olan bir aşk değil.
bulunduğumuz noktada iş yerinde sevilmek, değer görmek, önemsenmek, haklarımızla alakalı sunulacak birçok noktada Y ve E ve M harfli bir insanın size hem paranız hem de konumunuzla alakalı çok güzel bir değişim evresi yaşatacak. Fakat yeni iş arayan ve dua eden takipçilerime diyorum ki kurşun doktorun üzerinizde iş konularınız hep bir aksilik ve suçlanma ve sıkılarak ayrıldığınız gözüküyor. Bunlar için evinizde bir kurşun dökün diyorum. Yalnız iş mahkemeniz, konularınız varsa Toprak ayı sizin, yani Ocak ayı sizin için çok verimli ve aydınlık bir dönem olacak ve burada haklarımızı en iyi şekilde alacağım. Evimiz icra ya da aracımız icra konuları ile ilgili dikkatli olmanız lazım. Evi ve aracı kaybedebilirsiniz. Şimdiden buna bir çözüm yaratın diyorum. Evli çiftlerimizde karı koca hayatımızda sorun yok ama aile büyüklerimizin sağlık ve hastane koşturmalarından kaynaklı onlarla ilgili üzüntülerimiz var. Ama hani evliliğimize güzel bir erkek çocuğu muradı, bir de eşinizin ailesinden ceza almış bir erkeğin uzun soluklu yatma gibi bir durumu var ve özellikle devletle alakalı araştırma sizin hanenizde de söz konusu olabilir. Bunlarla alakalı noktada tedbir almanızı öneriyorum. Bir de kadınsal bölgesinde rahatsız olan sizin kendi annenizin sağlık problemi rahme alınabilir ya da göğüs problemi olabilir. Bunlarla ilgili sıkıntımız olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet, aşk konusunda uzun süredir huzursuz olan özellikle de E harfi, S ya da R harfiyle başlayanlarda güzel bir aşk heyecanımız var. Bir de bu aralar özellikle sevgili kadınlarımızın bitmeyen bir hobi edinme, kursa gitme, kendinizi geliştirecek kapıların altyapısını buldunuz. Özellikle yüzme öğrenmek isteyenler için tam zamanı belediyeler bunlar için var. Gidin yüzme enerjinizi. Boğulmaktan korkan ve yüzmeden korkanların tam zamanı. Sevgili gençler, özellikle dağınık ruhunuzu iyileştirin. Aşktan çok kendi hayatınıza yön verin. İleride çok büyük pişmanlıklar yaşayacaksınız. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Hemen sizin için çekiyorum. Oo, ateş patlaması. Bilimsel zekanız ateş gibi patlayacak. İşinizle ilgili yaşadığınız pürüzlerde özellikle G, Ü harfi ya da Ö harfi bir insanla yaşayacağınız çatışma, iş çatınızın sallantıya uğrayacağı ve mobbing uygulama gibi durumlarınıza dikkat etmeniz lazım. Eğer sizin harfinizde A baskın, mesela Hasan gibi, Hülya gibi harflerde baskınlığınız varsa işinizden çıkartılacaksınız. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara yeni işe başlayan, eğer isminizde F, A, H ve L harfi varsa uzun soluklu anlaşmanız ve yurt dışı bağlantı kapılarımız yoğun olacak. Hatta bu sırada kalbinizdeki insanla evlilik yoluna doğru ilerleyeceğimiz süreçlerimiz var. Yani kötü giden evre yavaş yavaş yerine güzel bir nokta oluşturuyor. Yalnız ailemizde miras, babanızın köklerine alakalı devredemediğimiz, alamadığımız mallarda bazı noktalarda devlet hani kadastro geçmiş olabilir. Bu evraklarla ilgili yasal evreler açmanız gerekebilir. Ya da çok uzun soluklu büyüklerimiz ölmüştür de kuzenlerle aramızı oturtmamız gereken noktalarda haksızlıklar var. Mallarınızı kaybedebilirsiniz. Bununla ilgili tapu dairesine gidin. Tek tek mallarınızı kontrol edin diyorum. Evli çiftlerimizde şu an sakinlik gibi hissederken birden aramızda anlamsız bir tartışma başlayacak. Bir hafta küskünlük olabilir. Bu da sizin abartıcı ve kurallarınızdan kaynaklı noktada karşı tarafı basıyorsunuz, baskın kılıyorsunuz ve karşı taraf bu evlilikte ve bu düzende mutlu hissetmiyor. Lütfen eşiniz ve hanımınızla aradaki baskını ve birbirinizle hoş sohbet yapmanız lazım. Yoksa ilişki günahkar, der ki aldatılmaya doğru, der ki kaoslar birikecek. Der ki kadın bu mutsuz düzende boşluğa düşebilir, hatalar yapabilir. Aynı şekilde bu hatalar siz de yapabilirsiniz ve ailemiz dağılabilir de. Toprakla alakalı da inşaat yapmayı düşünen, aile binası yapmayı düşünen sevgili oğlaklar hayırlı gözüküyor. Hemen toprağınızdaki inşaat kararını verin. Yolunuz aydınlık olsun istiyorum. Sevgili kovalar, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Özellikle bu dönem
Zeynep, Zehra, Zeki, İzzet, bu harflerde bir insanla kavganız söz konusu olacak ve bu kavga çok uzun soluklu ve hem ailemize, hem iş hayatımıza, hem eşimize, hem kocamıza yansıyacak. Mümkün olduğu kadar bu sorun geçmişten geliyor, bir an önce çözmeniz gerekiyor diyorum. Özellikle Tarık, Tayfun, Tarkan dediğimiz bir insandan da iş konusunda çok büyük bir destek alarak, yeni kapının aydınlığı T harfi belirgin olan kişiden çok büyük bir destek alacak. Sizin cezanız ya da unuttuğunuz bir mahkemede para cezasına çarptırılma gibi bir durumunuz var. İhmal etmeyin, sicilinize işleyebilir. Unuttuğunuz evreler sıkıntıda. Bu ara gençlerin böyle kendi içinde çocuksu hayalleri, yani genç dediğim 20 ile 40 yaş arası gençlerin çocuksu hayalleri, kendiyle ilgili geliştirmek istediğiniz noktalar ve kendinizde tekrar yarım bıraktığınız konuları yeşertmek istiyorsunuz ama dönem dönem çöle bırakıp dönem dönem yaparım diyorsunuz. Bence yapın, hem kariyeriniz hem odak noktanızla alakalı çok güzel başarılar var. Kalbinizdeki kişi size çok ağır sözler söyleyecek, dikkatli olun. Ve bu ilişkiyi siz onun ağır sözleri yüzünden bitirme kararı içerisinde olacaksınız. Ciddi giden ilişkiniz terse düşebilir. Kalbimdeki kişi ne düşünüyor derseniz, siz platonik seviyorsunuz, onun hayatında başka biri var. Bunu kabul ettiğiniz takdirde yeni insan, yani özellikle de K, C, R harfi bir insanla tebrikler, güzel bir aşk yaşayacaksınız. Evli çiftlerimizin arasında gereksiz kaoslar var, dikkatli olun diyorum. Özellikle de eşinizin iş gereği gidecek noktalarda beni aldatır mı ya da gittiği yolculuklarda devamlı aldatıldığımı hissediyorum diyorsanız, siz bu insana bu enerjiyi yüklüyorsunuz. Bu şekilde aldatılırsınız. Eşinizin şu an yaptığı bir şey yok, sizi seviyor. Sadece iş gereği, para gereği çok fazla stresli olduğu için yatak hayatımız, konuşma hayatımız yarım kalmış. Bir psikologla çözebilirsiniz. Bu ara erkek kardeşi ya da eşinizin erkek kardeşiyle tartışmalar var ya da sizin kardeşinizle tartışmalar. Olay büyüdükçe kardeşlik bağlarımıza tersliğe doğru ve babamız bu konuda çok sinirlenebilir. Dikkatli olun. Bir de takıntılarınız artmış, psikolojik takıntılarınız var. İyileştirin. Sevgili balıklar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. İş konusunda hakkım yenilecek diye düşünceniz var. Evet, işinizdeki konumunuz yükselirken başka biri engel olup o geçecek. Ve özellikle geçecek kişide de S harfi ve ayağınızı kaydırmaya çalışan insanda B ve Y ya da G harfi belirgin olacak. Bu konuda sizin saçma sapan günahınızı alıp sizin işinizden edecek. Dikkatli olun, yöneticilerle olan bağınızı güçlendirin diyorum. Yeni işe girenler, özellikle kadın ve erkek yoğunluğu fazla olacak. Fabrika gibi olabilir, çok yoğun bir alanda. Belli bir süre sonra rütbeniz artacak. Siz burada kendinizi ispatlayın, çok güzel aydınlanmalarınız var gözüküyor. Bu arada kendi korkularınız, bilinçaltı, endişeleriniz, çocukluğunuzda 4-7 yaş arasındaki yaşadığımız kaoslar gündemimizde olabilir. Bunları not alarak kendimizi geliştirebiliriz ve bu kaostan kurtulabiliriz. Bir de ihanet konusu. Siz eşinizi ya da eşiniz sizi aldatıyor diye olabilirsiniz ama sizin kalbiniz başka bir insana çarpmaya başlamış evliyken, dikkatli olun, çocuklarınız sizden alınabilir diyorum. Mutlu çiftlerimizin arasında da evle ya da alımla ilgili konular varken eşinizin yalanları gündeme gelecek ve siz ona güveniniz sarsılabilir. Eşiniz aslında kendi ailesini korurken sana yalan söyledi. Olay bu. Abartmaya gerek yok diyorum. Hamile kalabilirsiniz. Kız çocuk enerjisi söz konusu gözüküyor. Bir de devlet iş kapınızla ilgili beklediğiniz bir noktada olumsuz cevabı alınacak. Sonra toparlanacak. Ümitsizliğe girmenizi istemiyorum. Bir de aile büyüklerimiz de bekar. Mesela teyzeniz, halanız, dayınız bekarsa sürpriz bir evlilik var. Bir de hiç evlenmemiş hala ya da amca ya da köklerinizde kim varsa miras hakkını size vermeyi düşünüyor. Onunla iyi geçinin, çünkü tek mirasçısı sizsiniz. Babanızın geçmişte yaşadığı hayat şu an annemize, kardeşlerimize çok büyük bir zarar getirecek. Babanızın sorunları gün yüzüne çıkacak ve bu yüzden de kaoslarınız artabilir. Şifalanın lütfen diyorum.